Zeynep'ciğim bence o bileziklere orada bayağı bir tut ve güzel güzel bak. Bence son bilezikleri. Son bilezikleri. Çünkü kayınvaliden artık gerçek lezzeti buldu ve dün bana 5 verdi biliyorsun. Vallahi büyük hayal kuruyorsun ama yanlış hayal kuruyorsun. Bilemiyorum artık kayınvalidenden 5'i kaptım mı kaptım. Gerçekten yanlış hayal kuruyorsun. Ama kaptım ondan o 5'i. Vallahi bu bir günlük size bir tolerans olarak düşünün ama bugün göreceğim. Göreceğiz. Alacağım, alacağım hepsinden 5 puanı. Alırsın alırsın. Boşa hayal kurmayın. Akşam eve gittim. Derin uyku çekti, oturun oradan şurada nasıl yemek yapılıyor onu izleyin canım hadi. Sen akşam eve gittim derin bir uyku çekti, orada bulursun. Dün de aynısını diyordun, bütün laflarını bir bir yediğin, tükürdüğünü yaladın tatlım. Yo asla yemedim, dün de çok gayet lezzetli bir yemek yaptım ama ondan mı düşük kaldı? Neden kimse beğenmedi onu bana söyle ya, bir kayınvalideni beğendiğini tatlım, söyle ya. Tatlım damak tatları yerinde değil ama inanıyorum onun bir bana 5 vermiştir. Hepsi mi nedense sana denk geldi ağız damakları evet, ya? Evet, evet. O iki günden beri ne yedirdiyseniz artık kayınvalidenize. Evet. O zaman kayınvalidem sana 5 verirse, ki vermez de zannetmiyorum bu saatten sonra da. Hani olur da verirse ben de derim kesin kayınvalidemin ağız tadı yok. Eğer bugün bana 5 verirse gerçekten dün yaptığım yemeğin lezzeti damağında kalmıştır. Bugünküyle de taçlandırmıştır diyeceğim evet, canım. Evet evet eminim öyledir eminim yani. Çok boş hayaller kuruyorsun gülüm be. Hayal Allah keres. Sizinkinden daha real hayaller kuruyorum bence. Ayşe'cim bu yemekte sadece senin fıstığın güzel olur. O da hazır diye. Evet canım. Aynen, göreceğiz canım göreceğiz ya. İlayda'cığım göreceğiz. Dün de gördük seni ya. Allah aşkına her gün söylüyorsun. Senin sonuna fiyasko oluyorsun ya. Bu mutfakta fıstıklı kebabı süs bebeklerim yapar. Ben yaparım ben. Merhaba ben Berve Lenfa. İlayda'nın görüncesiyim. Yengemin oradaki tavrı beni çok rahatsız etti. Annem 5 verince İlayda abla gülüyor, eğleniyor, mutlu oluyor. Ama nedense 1 verince İlayda yengeciğim sürekli gözünü deviriyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Bu tavrım beni çok rahatsız etti ve bu yüzden bu tavrını değiştirmen gerekiyor. Bu kadar sinirlenmemen, bu hareketlerini törpülemen gerekiyor. Ne kadar da haklı bir görümce. Aynen öyle. Ne kadar da haklı bir görümce. Lafa gelince Zeynep kötü. Görüyorsunuz değil mi? İyi anlaşanları. Bir saniye. Bir ben konuşayım ya. Bu video bana gelmiş. Bir sakin ol Zeynep. İlayda'nın görümcesi bugün video göndermiş. Haklı da net bir video göndermiş. Kayınvalidesi ona bir verince İlayda'nın gözleri böyle böyle dönüyor. Kayınvalidesi de korkudan yanaşamıyor. Öncelikle annem bana düşük puan verdiğinde eğer ben gerçekten yapamadıysam geçen hafta tatlımda olduğu gibi... Ne dedim? Anneciğim teşekkür ederim dedim. Bu video ne ya? O kadar sinirlendim ki anlatamam. Milletin ağzına laf veriyorsun İremciğim böyle yapma. Biz annenle bir ekibiz. Sizin de bizi desteklemeniz lazım. Böyle böyle köstek oluyorsun. Bence görümce haklı. Ama bunun yerine oğlun söyleseydi daha iyi olurdu. Eşiyle annesinin arasında hiçbir zaman ben müsaade etmiyorum. Diyorum ki ikimiz arasında bir sorun olduğu zaman oğlum sen kenara çekil. Biz sorunlarımızı çözeriz çünkü zaten. Çünkü eşi, eşinin... Şimdi bana beni savunmaya kalksan... Eşin sana kırılacak. Eşini savunmaya kalksam ben kırılacağım. Oğlum diyorum sen kenara çekil. Bence oğlun savunmalıydı bana Hayır. göre. Gülcan Hanım. Daha iyi Hayır. olurdu. Gerçekten bizim başımızda da var böyle bir şey. O bir doğru bak. Gelinlere 5 verdik mi oh şıkır şıkır oluyorlar. O mantıklı. Bir verdiğimiz zaman niye bizi kızıyorlar? Berre İrem kızımdan video geldi. Çok şaşırdım. Beklemiyordum ondan öyle bir tepki vereceğini ama. Haklılık payı da var kızımın. İlayda. Kırılma, gücenme ama haklılık payı çok çok fazla var. İremciğim buradan sana şunu söylemek istiyorum. Biz sürekli bir aradayız seninle. Bana gelip abla işte böyle yapıyorsun kırılıyorum vesaire desen zaten ben sana çok güzel açıklamasını yaparım. Gidip de annem de ben de çok üzülüyoruz gözlerini bayıyorsun. Ha bir de ailede demek ki böyle bir konu. Dönüyor. Ben buna da çok dikkat ediyorum. Sürekli hani bu gözlerini bayıyorsun. Yok şöyle yapıyorsun. Annem de söylüyor. Ama bundan sonra benim de tavırlarım çok net olacak sizlere karşı. Yani ilişkilerimiz çok iyi. Abla kardeş gibiyiz. Şöyleyiz böyleyiz diyordunuz ya. Ne oldu? Bak nasıl patır patır döküldünüz gördünüz mü? Gerçekten çok üzüldüm. Böyle bir videona yollamana. Yani keşke gelip bana söyleseydin Acaba de. Acaba senden korkuyorlar mı İlayda? O yüzden mi söyleyemiyorlar? Ben kimseyi korkutacak hiçbir şey yapmıyorum. Kızlar dün kayınvalidesi de aynı cümleyi kurmuştu hatırlıyor musunuz? Burada en samimi, en içten, en güvenilir ilişki annemle benim ilişkimiz.
kıskanılan, tavsiye istenilen ilişki de bizim ilişkimiz. Bir de gelmiş yorum yapıyorlar. Sizin ne haddinize? Evet evet. Herkes kayınvalidesini seviyor ama kimseninki seninki kadar korkmuyor gelininden. Annemin benden korktuğunu asla düşünmüyorum. İlayda kadın resmen pusmuş bence. Yanlış düşünüyorsunuz. İlayda artık bağırmıyorum değil mi? Yemin ederim kadın şuradan şuraya gelirken korkuyor be. Aynen, puanlamadan geri döndüğünde bile kadın yazık korkan endişeyle bir kayınvalide dönüyor. Varsa o senin kayınvaliden Zeynep. Asla korkmaz. Hayır, bunu da dile getiriyor zaten. Yanaşamıyorum diyor. Yanaşamıyorum kaç diyor. Kere korkuyorum demiyor canım. Dedi. Yanaşamıyorumdan kastı benim karakterimle alakalı bir durum. Yani 50 kere anlattım ama niye algılayamıyor bu kız? Hayret bir şey. Aa. Vallahi İlayda'cı, senin kayınvaliden 5 verdiği zaman orada geri mi gideyim, kaçayım mı, İlayda'nın yanına varayım mı pek cesaret etmiyor. Yani yanlış düşünüyorsunuz kızlar. Yok, biz düşünmüyoruz, gördüğümüzü söylüyoruz. Artık daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu konuda da sizin bana hiçbir şey söylemeye hakkınız yok. Bizim mi yok? Evet, siz beni eleştiremezsiniz. Sen nasıl eleştirebilirsin? Aha, videoda gelmedi İlayda'cığım. Fıstık gibi görümceyi hazır bulmuşum, fıstık gibi görümce susar mıyım sence? İremciğim, ben de buradan sana sesleniyorum. Yengenin gerçek yüzünü ortaya çıkarttığın için seni buradan gerçek öpüyorum tatlım. Derken, sen böyle konuşamazsın Zeynep. Haddini bil artık. Hadi gel ağzını sustur bakayım, susturabilecek misin? Çok güzel susturuyorum. Pardon İlayda'cığım, burada herkes haddini bilmek için hani senden bir izin, emir mi alması evet, gerekiyor? Evet, o anlamadım ben. Haddimizi. Duyuyorsunuz evet, herkese haddinizi bilin, haddinizi bilin diyorsun da. Yemeklerimle öğretiyorum, yemeklerimle. Evet, yemeklerini görüyoruz senin. Can Hanım, senin kız yengesine ayar çekmiş. Yani yenge kendini toparla, dikkat et demiş. Onu ayar çekmiş demeyelim. Yengesine mesaj yollamış. Yenge biraz daha dikkat et. Biraz daha sinirlerine anneme hakim ol demiş. Demiş. Evet, ayar çekmiş. Hayır hayır. Annemi üzme senin dedi. Kızın bayağı ayar korkutmak çekmiş. İstemiş. Bayağı korkutmak aynen istemiş. Dikkatli ol İlayda demiş. Ayağını denk al demiş. Nasıl gidiyor kızlar? Hoş geldiniz oğlum. Senin kayınvaliden iyi, benim kayınvalidem kötü. Ne aşamada kebaplar? Dinleniyor şu an. Dinleniyor. Ama evet, yağ da kızıyor. Senin Ayşe? Başlayacağım. Başlayacaksın. Yaptım, dinlendirdim birazcık. Dinlendiren kim etlerini? Sen? Aa. Bu tabii ki ben burada dinlendireceğim Onur Bey. Bunları hemen kızartmayacağım. Salatamı yaparken bunlar dinlenecek. Sonra 20 dakika, yani 15 dakika kala kızartmaya başlarım. Tamam. Şey nerede salata? Yapacağım. Ay yapacaksın. Ben yetiştirememekten korkuyor. Ben böyle şey soracağım. Eti şişe, hani hanımlar siz daha iyi bilirsiniz. Hiç eti şişlere geçirmeden mi dinlendirmek daha iyi, yoksa o da olabilir mi aynı şekilde? Ben cevap verebilir miyim? Kesinlikle dinlenmesi lazım. Bu arada zaten çubukların ıslanması lazım. Onların yani bunların da beklemesi gerekiyor. Onun eti çıkmayacak. Yo, ıslandırdım. Sonra da yeni bahanesi ne olacak çok merak ediyorum. Bekletseydin en azından Zeynep'inki gibi. İlk başta onu koydum Onur Bey. Ondan sonra bunlar beklerken köftemi yaptım. Anladım. Saatlerce beklerse de şişer ve bunlar tahta olduğu için şey atar. Evet, sen yemek birbirinize daha iyi çan biliyorsun, çan çan laf yetiştireceğinize birazcık daha böyle eliniz çalışsa. 28 dakikanız kaldı. Değil mi? Yetişecek. Biraz yetişecek. Kalın değil mi? İyi mi? 6'ya böldüm Onur Bey. 6'ya böldüm. 5 tane alttan şişimiz var diye 6'ya böldüm. Tamam. Okey. Anlaştık. Evet. Alıştın mı Ümran? Alıştım. Yavaş yavaş. Şeyler nasıl? Kötü gelinler? Enerjiyi de yolladım. Neyi yolladın? Kötü enerjiyi de yolladım. Gelinlere. Ha, tuhaf bir şeyler aynen yaptı masanın etrafında Onur Bey. Korktum vallahi Onur Bey. Vallahi kötü niye enerji. Niye böyle güzel iptal işler yapma. Kimseye kötü enerji göndermeyin. Dönüp dolaşıp size gelir o enerjiler. Neden korktun kötü enerjiden Zeynep'ciğim? Zaten senin enerjin de çok kötü. Benim enerjim mi? Evet. Valla enerjik olmasa geldiğimden beri gibi bana kötü enerji veriyorsun. Valla bir şey söyleyeyim mi size? Yemek de bir enerji işidir. Eğer göreceğiz kötü enerjiler gönderirseniz, birilerine kötü enerji göndermek yerine yemeğiniz de çok güzel olur. Lezzetli olur. Şöyle hep derler ya, yemek sevgi işidir diye. Yani, sevgimle yapıyorum. Bunlar önemli şeyler. İlayda'cığım, sevgini keşke biraz dinlendirseydin. Dinlenecek sevgini canım. Salatamı yaparken dinlenecek, senin o telaşını da göreceğim. Biraz yavaş mıyız dinmeden acaba? Yavaş mıyız biraz? Ben de mi onu? Yok, genel olarak. Yok, gayet bunlar iyi burada dinlene dursun. Salatamı bitirdim. O zaman sizi kebaplarınıza baş başa bırakıyorum ve kayınvalidenin odasına doğru gidiyorum.
Oh. Çekirdek getireyim mi çekirdek? İster misiniz çekirdek? Böyle çıt çıt şey yaparsınız. Artık kapansın perdemiz. Yarısık varmadık. Siz bayağı oh ne güzeldi. Çay, kahve, çekirdek. Mis. Şimdi gelininizle oğlunuzun bütün düğün masraflarını siz karşıladınız. Tamam. Düğün oldu, etti. Düğünün hemen sonra tüm takılara da el koyarsanız gelininiz ne tepki verir Yasemin Hanım? Alırsam da yani hem oğlum hem o ikisi de suratı düşer, vermezler. Vermezler mi? Vermezler, mümkün değil. Siz dediniz ki alacağım. Ben alacağım, yaptım istiyorum, düğünü. İstiyorum, benim de borcum var diyorum ama sanmıyorum vereceklerini. Vermezler. Vermezler. Sen şimdi o gelinlerin bize altın vereceğini zannediyor musun? Görüyorsun değil mi gelinlere? Görüyorum. Zannediyor musun? Hiç orada dilsiz, masum, öyle böyle Erkan'ın bir gelin görüyor musunuz orada? Biz başa kürek çekiyoruz onlar için burada. Bence görüyorsun öyle. Görüyorsun Ayşe teyze. Şu gelin uyumlu de bana. Bir tane göster ya. Mümkünatı yok. Yani. Göster. Bence senin gelin biraz daha... Daha ılımlıdır. O da diğer gelinlere göre. Evet. O da hani nedendir. Ümran daha yeni geldi. Onun için evet. Bir şey söyleyemiyorum ama. O da nedendir ama. Biliyor musun? 18 senelik bir oturmuşudur. Kızlar bundan sonra artık İlayda benim kankamdır. Bunlar kankaymış. Dur kız, aklıma bir şey geldi. Bunlara isim buldum ben. Niye o? Bunlar hatalar kankası. Bence de hatalar kankası. Çok komiksin Ayşe. Bence bunlar hatalar kankası. Başka hiçbir kankalık olmaz aynı bunlarda. Aynı gün hata yapmasa. Hadi bak, aynı hataları yapıyorlar çünkü bunlar da o aynı yüzden. Aynı gün hata yapmasan bize bunu demeye hakkın vardı da. Canım ben hata değil. Ben unuttum sadece. Unuttum. Siz ısrarla hata yaptınız. Bu kadar mı söylüyorsun? İlaydacığım boşver, biz de buluruz elbet onun tabii hatasını. Tabii sen unutunca unuttum olur, biz unutunca hata olur. Yanlış olur, okey. Ayşe'yi görüyorsunuz. Nasıl insanlara oynuyorsun ya? Boşver İlaydacığım, önemli değil. Elbet o da yapacak ki ya, zaten oyun, bizimle dalga geçtikten bir süre sonra senin işindir canım, benim işim değil. Ortaya çıktı.